Aczane biraz kafa yormamdan kaynaklanıyor. Ta Orta Asya'nın iki kökenlerimize kadar dayanıyor. Genetiğimize işlemiş yani. Son zamanlarda biraz aşılsa da bu Batı sistemi eğitimle Orta Asya'da insanlar göçüm hayatında günübirlik yaşarlardı. Bugün ben yiyeceğimi sağladım mı? Güvenli miyim? İşte atımı belgimi bir yere, sağlam bir yere bağladım mı? Çadırımı kurdum mu? Ertesi gün Allah bilir. Ertesi gün olur, sabah kalkılır. İşte ben bugün ne yiyeceğim? İşte toplanacak ya da ekip biçilmiş bir şeyler varsa, ki göçü hayatta çok zordur. Hemen onlar yenir. İşte mevsimsel şartlar gereği başka bir yere göç etmek gerekir. Bu güne verdik yaşam alışkanlığı bizim birazcık genetimize işlemiş. O yüzden çok fazla gelecek odaklı düşünmüyoruz. Gelecekte şu olur mu, bu olur mu? Ben şu anda şu giriştiğim işten 10 yıl sonra nereden sonuç alabilirim, 10 yıl sonra nerede olabilirim diye çok fazla sorgulamıyoruz. Belli bir kısmı, büyük bir kısmı hatta, %70'i görsel beyin alt sistemine bağlıdır. Görsel beyin dediğimiz kısım tamamen beynimizin şu bölümüdür. Ve hayal etmek, vizyon, gelecek hedef oluşturmak üzere çalışır. Bu kısım ne kadar az çalışırsa beynimiz o kadar az çalışıyor. Çünkü beynimizin zaten %70'i onunla ilgili. Kendimize gelecek odaklı sorular sormak, biraz önce verdiğim örnekte. Ya da işte bununla ilgili çalışmalar yapmak. İşte biraz sonra yapacağımız hedef çalışmasında olduğu gibi bir 10 yıl sonrasını, bir 5 yıl sonrasını planlamak bizim görsel beynimizi çok fazla aktif olarak çalıştıracak. Eğer günlük yaşamımızda olsun, iş yaşamımızda olsun, görsel beynimizi çok aktif kullanmıyorsa bu konulara çok fazla kolaylıkla adapte olamayız. Yani sorulara kolay yanıt veremeyiz. Burada kendimiz de sorgulayacaksınız aynı zamanda. Ama bu mühim değil, görsel beyin geliştirilebilen bir şey. Yani biz böyle geldik, işte genetimizde bu varmış, şu varmış. Kendimizi değiştiremez miyiz? Tabii ki değiştirebiliriz. Ama bir karar verip o noktadan sonra artık ben hayatımı planlı yaşayacağım, hayatımı hedef odaklı yaşayacağım. Kendine belirlikler koyup potansiyelimi daha iyi kullanacağım diye bir karar vermemiz gerekiyor. Bu karar vermek aynı zamanda işin sorumluluğu da yükleyen bir şey.